ilk film Riley'nin 5 duyguyla birlikte oluşan çocukluk anılarının toplamıydı. Şimdi 9 yıl sonraki filmde Riley artık bir ergen. Ergen olunca da tabii bu 5 duygunun yanına yeni duygular katılıyor. Kaygı, gıpta, utanç ve bıkkınlık. Bu film bizim 5 temel duygumuzun yanına katılan 4 temel duygunun nasıl hareket ettiğini ve 5 duyguyu pasifize ederek kumandayı ele geçirmeye çalıştıklarını ama her ne olursa olsun bu 5 duygunun mücadele ederek finalde Riley'i doğal halinde yeniden dengeye oturttuklarını anlatıyor. Inside Out'un Disney'e bağlı Pixar animasyonun en iyi serilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu filmde çekirdek bir aileyle tanışıyoruz. Baba bir reklam şirketinin önde gelen çalışanlarından ve bu reklam şirketine bir yapay zeka şirketi başvuruyor ürünlerini tanıttırmak için. Ve bu yapay zeka firmasının sunduğu ürün evde dijital asistan olarak kullanılıyor. Asistan evin salonuna konulan bir ana gövdeden ve çeşitli yerlere göz şeklinde yerleştirilen kameralardan oluşuyor. Evet, buraya kadar her şey güzel. Fakat giderek aslında ailenin özel hayatı da dahil olmak üzere her duygusuna ve her hareketine yavaş yavaş müdahaleler başlıyor. Ve aileyi her şeyden ve herkesten korumak için her yöntemi uygulamaya başlıyor. Eğer bu hafta sonu tercihinizi bu filmden yana kullanırsanız gayet akıcı bir hikaye ile karşı karşıya kalacağınızı söylemek isterim. Kadın Kira ve erkek Ian karşılaşırlar, birbirlerine açılırlar. Her ikisinin de aşkla ilgili, hayatla ilgili sorunları vardır ve birbirleriyle dürüst bir ilişki kurarlar. Onlar bir geceyi birlikte geçirirler ama bu gecede kurdukları ilişki son derece saf ve ruhsal bir güzelliğe sahip. O geceden sonra her ikisi de yollarına devam eder. Film bu iki genç insanın tekrar karşılaşıp karşılaşmayacaklarına dair soru işaretlerini kafamıza çengellerken her ikisinin de hayatla ve aşkla olan mücadelelerini izleriz. Bu hafta sonu biraz melankolik bir film tercihi yapmak istiyorsanız Aşka Düşmek tam size göre.